Türkiye'nin üniter devlet olmaktan bir şikayeti yok. Bu ülkenin insanların beraberce, kardeşçe, barış içinde, istikrar içinde yaşamaktan bir şikayetleri yok. Bugün her zamankinden çok ibret almalıyız her taraftan. Bakın Yugoslavya'ya. Bakın Kafkasya'ya. Ve daha birçok yerlere bakın. İbret almalıyız. Ve bu ülkedeki istikrarın, bu ülkedeki barışın, bu ülkedeki huzurun değerini bilmeliyiz. Ve bu huzur, istikrar ve barış demokrasiyle sağlanıyor. Bunun değerini bilmeliyiz. Efendim? Bize böyle yani şahsen Baran Esay, Cindur Esay böyle diyebilecek birisi çıkmaz. Onun için birisi bize böyle dediyse çok ağır cevap alır. Böyle bir yani Sayın Cindoruk alındı ki bunun bir de, cevabını verdi efendim. Tamam, Sayın Cindoruk gayet tabii. Sayın Cindoruk nasıl anlamıştır meseleyi bilmiyorum ama ne bana ne Sayın Cindoruk'a o çeşit bir şey kimse söyleyemez. Efendim, söylenseydi nasıl bir cevabınız olurdu buna? O durup durduğunuz yerde bir şey varsayıp kavga çıkarmak olur. Peki ben o zaman partinizdeki eski ve köhne engel sizce kim olabilir? Partimize değil, ben bugün parti siyasetinin üstündeyim. Yalnız, o dönemden. Tabii yalnız gayet tabii ki ben bir büyük hareketin 30 seneye yakın liderliğini, onun çekiciliğini yaptım. Her şart altında yaptım. Geriye dönersem tabii çok şey söylerim. Yalnız o büyük bir harekettir. Büyük bir harekettir ki bugün her şeye rağmen kapanmalara, itilmelere, kalkılmalara rağmen o hareket yine ayaktadır. Yani şunu demek istiyorum. Bugün bulunduğum görev beni geçmişi değerlendirmekten men etmez. Yalnız hayır, inkar meselesi değil, değerlendirmekten men etmez. Ayrıca benim o hareketin başında olan birisi olarak nefis müdafası, yani kendi bir nefis müdafası hakkım da vardır. Hı hı. Ama ben ne olsa olsun o hareket, onu değerlendirmeye girdiğim zaman biliyorum ki çok yanlış anlaşılacağım. Onun için ben bir miktar suskunluğu tercih ediyorum. Ve bıçak kemiğe dayanmadıkça da genelde her şeyi bir nefis müdafası olarak almıyorum. Ama o devre yönelmiş, o devrin insanlarına yönelmiş, o devirde hizmet görmüş insanlara yönelmiş veya o devrin yöneticisi olarak bize yönelmiş. Bana, benim dışımda genel başkanlık yapmış arkadaşlara falan yönelmiş veya o harekete kucak vermiş arkadaşlarımıza bir eleştiri demeyeyim, eleştiri her zaman mümkündür, kötüleme, bir kötüleme vaki olursa onu biz çok sert karşılarız. Şahsen ben de sert karşılarım, açık söyleyeyim, çok sert karşılarım. O büyük bir harekettir ve o hareket sadece bize ait değil, bize gönül vermiş, inanmış milyonlara ait bir harekettir. Sen peki yakın çevreniz sizin için Allah sertliğinden korusun derler mi? Hayır, benim yakın çevreme ne sertliğim olacak? Uzak çevreme, bir... uzak çevreme demesi lazım. Uzak çevrem. Sertliği yok yok, öyle bir şey, öyle bir şey değil. Korkulmalı mı efendim? Hayır, öyle bir şey demiyorum. Yani aslında şeyhin kerameti kendinden menkul olmaz. Yani şeyh derse ki ben keramet sahibiyim, olmaz. Şeyhin kerameti başkasına menkul olacak, başkası söyleyecek. Ben bugün ülkemde barış istiyorum. Şahsen kimseyle kavga etmeye falan niyetim yok. Kavga da istemiyorum. Barış istiyorum. Fevkalade sabırla her şeyi takip ediyorum. Geçmişte kalmış tartışmalara da girmek istemiyorum açıkçası. Kimin olursa olsun girmek istemiyorum. İşte sabrımın taşmasını da istemiyorum, onu da söyleyeyim. Evet. Bizim izlediğimiz kadarıyla Cumhurbaşkanı sorularımızı yanıtlarken açık sözlüydü ve pek parmağının arkasına saklanmamayı tercih etti. Fakat dış politika konularında ağırlığını koymayı tercih ederken iç politikaya dönük sorularda pek de rahat olmadığını gördük.
Demirel Çankaya Köşkü'nü günlük iç politika tartışmaları olmadığını belirterek telaşa ve tedirginliğe gerek olmadığını söyledi. Demirel, bütün kurumlar ayaktadır, devlet ayaktadır ve demokrasi işlemektedir dedi. 4 seneyi aşan seçim yoktur.